Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler çok şükür iyiyiz gördüğünüz gibi. Bugün günlerden cuma. Ben hazırlandım. Hafsa da evde. Onu da hazırladım. Birazdan Esna'yı da kreşten almaya gideceğiz. Bugün abimlerle, annemlerle pikniğe gidiyoruz. Ben de sabahtan hemen bir yaprak salması yaptım ve pirinç pilavı yaptım. Tavuğum yoktu. Onu da anneme söyledim. Tavuğu annem haşladı. Pilavı da ben yaptım. Yani pilav üstü tavuk götürüyoruz. Orada güzel kaşıklaması güzel oluyor. Yengem de annem de birkaç bir şeyler daha hazırlayacak. Orada hep birlikte piknik yapacağız inşallah. Hava da çok güzel zaten. Viyana'da son zamanlara hava çok güzel gidiyor. Biraz esinti var ama yine de çok güzel hava. Evet, ben şimdi şöyle piknik çantamı da aldım. Bunlar içine şimdi şöyle plastik bardaklar vardı çocuklar için falan. Yanıma olanları aldım. Kaşık çatal koyacağım. Fazla alışverişim yoktu, o yüzden bir şey alamıyorum yanıma. Sadece evde olanları götüreceğim. Selfak götürüyorum, çatal, kaşık götürüyorum. Bir bakayım tatlı ıvır zıvır varsa onlardan alacağım yanıma. Yaprak sarması ile pilavı da bir borcama ya da bir saklama kabına boşaltayım ben hemen. Onlar hazır olsun. Ondan sonra Esna'yı almaya gideceğiz kreşe. Ve bu arada arkadaşlar, ben size geçenki vlogda paylaşmış söylemiştim, sineklik kapılarımı yaptırıyorum diye. Onun üstüne de zaten vlog paylaştığım ertesi günü de kapılarım gelmişti, takıldı. Onları size hemen bir göstereyim. Ben çok memnun oldum, memnun kaldım, çok beğendim. Hemen size şöyle alayım. Evet, şöyle hemen gidelim, size göstereyim kapımı. Hafsa işte burada yatıyor. Hafsa! Evet, şöyle. İki balkon kapımı da yaptırdım. Maalesef telefonu geniş ekrana alamıyorum. Dediğim gibi telefonumda bir sorun var ya da bilmiyorum, yeni update geldi, öyle mi oluyor? Geniş ekran alamıyorum. Şimdi böyle sürgülü. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Evet, şurada görüyor musunuz? İp sallanıyor. Onu yukarı bantlamam lazım. O daha duruyor öyle. Evet, böyle yapıldı. Böyle. Ya da bir dakika, ben size telefonun ayağını getireyim, takayım. Uzaktan daha net görürsünüz. Bir dakika. Evet arkadaşlar, bakın şöyle. Çok kolay bir şekilde açılıp kapanıyor. Bir zorluğu yok. Çok güzel kaynıyor. Çocuklar da güzel açıp kapatıyor. Benim önceki ne biliyor musunuz bilmiyorum. Magnetliydi, mıknatıslıydı. O da çok güzeldi kullanması. Çok pratik oluyordu. Onu da çok seviyordum kullanmasını ama bayağıdır kullandım. Artık yıpranmıştı. Kenarlarda yapışkanlığı olduğu için o yapışkanları artık tutmuyordu. Zamanla kavruluyordu. Ben bir şekilde elimden geldiği kadar tutturmaya çalışıyordum ama artık kötü olmuştu. Artık çok da kullanılışlı değildi yani. Ama bu kapıdan çok memnunum. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da kaliteli. Ben size sayfanın adını etiketleyeceğim, aşağıya paylaşırım. Oradan bilgi alırsanız daha fazla bilgili olan alabilirsiniz. Şöyle bir daha göstereyim size. Evet, bakın tertemiz. Hiçbir sorunu yok. Ve kaliteli. Tülü de böyle ince tül değil yani. Kaliteli bir tül. Böyle. Diğer yatak odasınınkini de göstereyim ben size. Hemen gidelim. Şöyle açalım hemen. Buraya da yaptırdım. Burada da var aynı şekilde. Kenarlarını da ben böyle antrasit gri rengi yaptırdım. Beyaz rengi de var. Açık gri rengi de var ama tabii ben koyu renklerini çok sevdiğim için ben koyu renk yaptırdım. Burası da böyle. Burası da aynı şekilde gösterebilirim. Çok güzel kayıyor. Şu an sezonu olmasına rağmen çok uygun fiyata yapıyorlar. Lütfen ihtiyacınız varsa bilgi alın derim. Arayın, sorun, ölçüleri verin. Viyana'ya hizmetleri var. Geliyorlar, ölçü alıp fiyat bilgisi veriyorlar. Viyana dışına da hizmetleri var. Avusturya dışına var mı onu maalesef bilmiyorum. Ama bir arayıp bilgi alıp yazıp öğrenebilirsiniz tabii ki de. Ben gerçekten çok memnunum. Çok güzel oldu. Evet, böyle. Nanelerim de artık büyümeye başlıyor. Kabardılar iyice. Ne güzel kokuyor. Kurumuş. Bunun bir suyunu vereyim ben hemen. Hava da çok güzel. Şu naneciğimin suyunu vereyim. Ne güzel koktu.
Suyumu aldım hemen. Sizinle beraber nanemizi sulayalım. Tekerle de biraz zor oluyor ya. Neyse. Şu arkaya da tapalım. Burası çok güneş gördüğü için hemen suyu bitiyor. Evet. Hadi içeri şimdi. Hemen perdemizi kapatalım. Ben şimdi hemen şu bulaşığımı da kaldırayım. Makinem de bitmişti. Bunu da hemen boşaltayım ben. Sonra sarmayla pilavı da bir kaba boşaltayım dediğim gibi. Onları hemen hızlı halledelim. Tamamdır, benim işim bitti. Bulaşıklarımı boşalttım. Şimdi şu hemen şeylerimi de halledeyim. Pilavla yaprak sarmasını da boşalttım kaplara. Bu arada haftaya salı misafirlerim geliyor, yatılı. Görümcem gelecek Almanya'dan çocuklarla beraber. Eşi gelmiyor. Sadece kendisi ve çocukları gelecek. 10 gün boyunca birlikte vakit geçireceğiz. İnşallah bol bol vlog paylaşmayı düşünüyorum. Yani bir şey olmazsa yapabilirsem inşallah daha sık vloglar gelecek. Evet arkadaşlar, ne diyorduk? Evet, ben bunları bir boşaltayım hemen şimdi. Ama niye boşaltacağım onu da bilmiyorum. Bir hemen bakalım. Neyim varmış benim burada? Nereye koyabiliriz onları? Aslında bunun da kapağı yok galiba. Neye koyacağım hiç bilmiyorum. Yaprak sarmasını buna mı koysam? Sınav mı kerepe? Sınav. Şu an yaprak sarmasını ve pilav neye koyacağım bilmiyorum. Şuna bir deneyelim bakalım yaprak sarmasını. Hafsa da daha kreşe başlamadı. Çünkü su çiçeği çıkarmıştı biliyorsunuz. Ve burada da kreşler doktor onayı olmadan kreşe almıyorlar. Zaten haftaya görümcem geleceği için çocukları yollamayacağım. Bir hafta içinde yollamadım. Çünkü doktordan da bu onay kağıdını, yani kreşe gidebilir kağıdını almak için de bizden çocuk doktoru 30 euro istiyor. Dedim bir hafta yollamayın bari, yani 30 euro az da değil bir kağıt için. O yüzden bir haftadır da Hafsiş evde keyif yapıyor. Yani Hafsa toplamda bir aydır bir ay kreşe gitmeyecek ama 2 hafta sonra mecbur devam başlayacak. İyi keyif yaptı vallaha. Esna yani normalde diğer çocuklar o gitmiyorsa ben de gitmeyeyim der ama Esna kreşi çok sevdiği için o hiç durmak istemedi evde. O gidiyor aynı devam. Onu yolladım. Ama Hafsa'yı benimle 2 haftadır evde. 2 haftada halası geliyor. Halasıyla evde olacak. Yaşadı bizim kız. Ben bu yaprak sarmasından biraz eşime de ayıracağım. Şimdi sabah gördü. Bana da ayır dedi. Akşama da yemeğim zaten hem yapamazsam bu yaprak sarmalarından yer. Ekmek arası yapar. Bunları yer. İnşallah güzel olmuştur, beğenirler. Ben gerçi tadına baktım, beğendim ama bu yaprak sarmalar daha komşularımla sardım yaprak sarması. Galiba 2 poşetim kaldı, fazla da kalmadı. Bugün de 2 poşet pişirdim. Son hizasını da eşime bıraktım. Onu da o yesin artık. Evet.
Bu hazırladım. Bu sak kaplar da çok güzel oluyor. Böyle piknik şeylerinde falan. Şimdi bir de pilavı boşaltalım hemen. Onu da neye boşaltacağım bilmiyorum daha. Onu da bir saklama kabına boşaltsam da orada ben en iyisi onu bir saklama kabına boşaltayım. Bu tepsiyi de yanıma alayım. Orada bunun üstüne dökeriz. Ortalığı korup herkes yer. Ama bunu niye tabii koyacağım şimdi ben. Hemen bakalım. Şuna koysam pilavı da orada onun suyunu boşaltırız. Öyle yapalım. Tamamdır. Şimdi yaprak sarmam da hazır. Pilavımı da koydum. Tavuğumu annem getiriyor. Şunları da hemen kaldırayım ben dolaba. Tamam. Biz hazırız. Ben şimdi şu tavamı da hemen yıkayayım ben. Bunları da kaldırayım ortalıktan. Bulaşık durmasın. Bir işim kalmadı benim değil mi? Kapat hadi gidiyoruz. Şu camları da kapatalım. Ne zaman geleceğimiz belli değil. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. O zaman biz çıkıyoruz şimdi. Ben şu işlerimi de hemen halledeyim. Esna'yı almaya gideceğiz. Daha sonra görüşürüz inşallah. Hadi Esna'yı. Biz geldik. Annemler de geldi. Abimleri bekliyoruz daha. Fark ettik. Hava çok sıcak gerçekten. İrem'le annem burada. Anne, özlemişlerdir seni. Hayırlı günler. Şimdi abimleri bekliyoruz. Sonra bu tarafa, karşı tarafa geçip piknik yapacağız. Bu tarafta mangalda yapılıyor. Geçen buraya gelmiştik. Burada genelde bisiklet sürüp koşu da yapıyorlar. Çok güzel bir alan burası. Evet. Kızlar da burada. Evet, soframızı hazırladık, oturduk, hepimiz acıktık şimdi. Yemeğimizi yiyeceğiz. Herkes girişti bile yemeğe, çekmeye fırsat kalmadı. Çocuklar da orada. Onlara da ayrı sofra hazırladık. Burası da böyle sessiz bir alan. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Evet artık akşam oldu. Saat 9. Yeni eve gidiyoruz. Arabalara doğru herkes yol aldı. Arkada geliyorlar diğerleri de. Ben öndeyim. Akşam oldu zaten hava karanlamak üzere. Eve gidelim. Kızların ellerini yüzlerini yıkarım artık yatarlar. Bu saatten sonra banyo yaptırmam. Yarın devam ederiz artık. Ben de önce çekimini yaparım. Zaten bundan sonra bir şey yapamaz. Yarın o zaman görüşürüz arkadaşlar. Ertesi günden herkese günaydın arkadaşlar. Görüyorsunuz iki tane sepetim var. Bunlar ütülenecekler. Daha bir beyazlar da yıkanıyor. Onlar da ütülenecek. Onları bekliyorum bitsin. Sonra ütümü yapacağım. Bunları bugün halletmem lazım. Yoksa iyice kırışıyorlar. Arkadaşlar bakın ben biraz önce yatağın altından bir şey almam lazımdım. Ne buldum? Size de payımı göstermek istedim. Bakın ben bunu kızlara yapmıştım. Böyle ilk kullandığı şeyleri, hatıraları hepsini böyle bir tane çerçeveye alıp Ikea'dan almıştım bu çerçeveleri. Bunların içine böyle yapıştırdım hatıra olsun diye. İleride kızlara veririm. Sonra bu Eslina'nınki. Bu da Hafsa'nınki. Bakın. Bunu da böyle yapmışım. Şu biraz kaymış. Neyse. Ve bir de bunu yapmışım. Bunu ben bile unutmuşum yaptığımı. Bir de bu var. Şöyle göstereyim size. Önceden bunları odalarına asmıştım ama artık çıkardım, kaldırdım. İleride onlara büyüdüklerinde veririm. Böyle sizde sakladığınız şeyler varsa bebeklerinizin hepsini bir araya getirip böyle çerçeve şeklinde hatıra yapabilirsiniz. Evet. Şimdi biz
kızlar dün akşam geldiklerinde hemen arabada uyudular. O yüzden onlar banyo yapamadılar. Şimdi onlar bir banyo ettireceğim. Sonra bir kahvaltımızı yaparız. Daha sonra da eşim işten çıktıktan sonra da alışverişe gitmemiz lazım. Alacaklarım var. Böyle bakalım günümüz. Bugün bunlar yapılıyor. Önce bir dediğim gibi ama şu ütümü bitirmem lazım. Sonunda bitirdim. Ütümü de yaptım. Normalde ben size hızlı çekimi alıp ütü yaparken çekecektim ama bu sıcakta maalesef tesettürlü bir şekilde ütü yapamam. Çok acayip sıcak bugün hava. O yüzden maalesef hemen bitirdim ben. Şimdi bunları bir yerleştireyim dolaba. Ondan sonra bakalım bir kahve falan içmeyi düşünüyorum. Önce bir şu çamaşırları halledeyim. Ütü zaten yapmasını sevmiyordum. Bu sıcakta da hiç ütü çekilmiyor. Gerçekten en nefret ettiğim iş ev işi ütüdür. Yani öyle. Evet arkadaşlar, ütümüzü yaptık, evin işini yaptık, her şeyimizi hallettik. Şimdi babamız geliyor, değil mi Hafsa? Baba geliyor, dışarı çıkacağız alışverişe. Evde eksikler var, onları alacağız. Yarın da ablamlarla mangala gideceğiz. Biraz et falan almam lazım, evde hiçbir şey yok. Burada pazartesi resmi tatil, her yer kapalı. O yüzden mecbur bugün gitmemiz lazım. Salı günü de dediğim gibi görümcem geliyor. O gün de alışverişe çıkamayacağım, hazırlık falan yaparım. O yüzden bugün mecbur gitmemiz lazım. Çocuklarla da artık nasıl bir alışveriş yaparız bilemiyorum, göreceğiz. Bugün havada felaket sıcak, 30 derece, çok sıcak. O yüzden bakalım, inşallah iyi geçer. Ben acayip yanmışım bu ara güneşte. Görüyor musunuz burada izlerim? Bonemi biraz daha arkadan takmaya çalıştım. Burada böyle, görüyor musunuz? Aynı maske gibi yüzümde bir iz var. Burası hep böyle kararmış. Maalesef yazın kötü yönü de maalesef bu, böyle yüzümde bir iz oluyor. Bilmiyorum, diğer tesettür hanımlar anlayabilir belki benim bu durumumu. Hiç sevmiyorum maalesef ama yapacak bir şey yok. Neyse, o zaman arkadaşlar sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, alışverişe geldik. Şu an burası ana baba günü, o yüzden hiç çekim yapmıyorum maalesef. Alabildiklerimi alacağım çünkü saat geçti, hiçbir şey de kalmamış zaten. Şimdi buradan bir meyveler falan alalım. Ondan sonra devam ederiz inşallah. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Buzdolabını temizlemeden, yerleştirmek içime sinmedi. Ben de hepsini boşalttım. Kapları temizledim, yıkadım. Ondan sonra yerleştireyim dedim, tertemiz. Ben şimdi bunlarla bir epey bir uğraşırım. Eve geldik zaten, hemen direkt bunlara yerleştirmeye giriştim ben. Daha sonra zaten herhalde halim kalmaz. Yorgun bir şekilde yatıp uyurum diye düşünüyorum. Saat de zaten 7 olmuş. Ben buraları bir halledeyim. Sonra tekrar inşallah kapanış için görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alışverişi yerleştirdim. Bütün işlerim bitti çok şükür. Akşam oldu zaten. Ben de pert artık, bayağı bir yoruldum. Kapanış yapmadan önce size şunu göstermek istedim. Ben bunu 2 gün önce sipariş vermiştim. Burada Viyana'da yapan bir bayan var. Bunu kendisi yapıyor. Bu hasır çantaları, böyle küçük el çantaları. Kendime ve ablama sipariş verdim. 2 günde bitirdi. Bugün de eşim işten çıktığında ona söyledim. Gitti, aldı siparişlerimi. Unutmadan paylaşayım dedim hemen sizinle. Şöyle küçük el çantalarım hazır. Alçık elden. Küçük böyle mini. Bütün her şeyi de alır yani. Öyle küçük bir şey değil. Ablamla kendime yaptırdım. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Bu arada sayfasını da aşağıya size paylaşırım inşallah. Yarın ablamlarla mangala gidiyoruz zaten. Onun için de yarın götürüp vereceğim inşallah. Böyle arkadaşlar. O zaman kapanışı da yapmak istiyorum. Umarım beğenmek istediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Thank you.